Herkese selamlar dostlar. Yeniden StarCraft ekranlarıyla karşınızdayız. Bu sefer kamerayı böyle biraz sağını solunu küçülttüm. Bu oyun ekranında tam Adjutant'la bilgilerin olduğu ara yere gelecek. Hiç vakit kaybetmeyelim. Oyuna geçelim. Geçen sefer bölüm başında biraz fazla konuşmuştuk. StarCraft'ı anlatmıştım sizlere. Hemen geçtiğimiz bölümde neler olduğunu bir hatırlayalım ince. Çok kısa Mars Saray'a gittik. Oyunun nasıl oynandığını öğretti. Supply Depot falan bize kurdurmuştu. Daha sonra Jim Raynor'la tanışmıştık. Jim Raynor'la tanıştıktan sonra da bize Barracks kurdurup 10 tane asker üretmişti. Zaten Terran campaign'i bu şekilde başlamıştı. Onun dışında da insanların nasıl geldiğini, yani Terranların nasıl geldiğini öğrenmiştik. Onların gezegenine yapılan bir Protoss saldırısından bahsetmiştik. Şu anda bir işgal durumu söz konusu. Onlar da hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Heyecanımıza, maceramıza devam edelim dostlar. Evet. Evet, ilk şey Bootcamp'tı. İşte onu kurduk. Wasteland'de Jim Raynor'la buluştuk. Şimdi Backwater Station'da devam edeceğiz. Bu görevde kalmıştık hatırlarsanız. Evet, Adjutant. Görevimiz genel olarak Alien Infestation'ı durdurmak ve Raynor hayatta kalacak. Bir mülteci durumu söz konusu. Ve Jim Raynor burada bir destek bekliyor ama... Alerting Confederate headquarters on Tarsonis. Stand by for incoming transmission. We've already received the distress beacon from Backwater, and we'll take care of it. You just sit tight. You'll be notified if there's anything we think you need to know. Damn. Şu anda Duke bize beklememiz konusunda bir emir verdi. Jim Raynor da eğer beklersek mülteciler için, yani orada kurtulması gereken insanlar için çok iyi olmayacağını söylüyor. Göreve bu şeyler, ışığı altında başlayacağız. End of the briefing. Let's go. Okay, bu tipleri bırakmıştık. Hey Jim Raynor, bu sefer çok yakınsın bana. Evet, kameranın lokasyonunu bu şekilde ayarladım ki bir herhangi bir unit'i binaya tıkladığımda görünecek yer kapalı kalmasın diye. Şu anda burada bir gaz var, burada mineraller var. Haritamız çok da büyük değil. Başlayalım. Görevimizi hatırlayalım. F1 Mission. Alien Infestation'ı durdur ve Jim Raynor hayatta kalsın. Evet, başlayın. Bir tane asker basmak her zaman iyidir. Jim Raynor gelsin şuralara. Gelebilecek saldırı buralardan görünüyor şu anda. Bir rafineri yapalım. Ve Firebat şey geldi. Akademi gerekiyormuş bunun içinde. Şu an bu sağ tarafa çok yapışmış şekildeyiz. Biraz sinirim bozuldu. Bir SCV daha yapalım. SCV dediğimiz unit Terranlar için işçi. Go ahead, Commander. Jim Raynor'da motoruyla Vulture diye geçiyor aslında bu. Bir engineering bay yapalım. Yapamıyoruz. 125 mineral istiyor. Şu an bu asker sayısının yeterli olacağını düşünüyorum savunma için. Çok açılmak da istemiyorum. Birazcık bir şeyler yapalım, öyle gidelim istiyorum. Şu anda bu sanırım firebatler yapamayacağız. Çünkü akademiyi görmedim burada. Şurada bir structure unit daha açık olması lazım. Şu an için yok. Evet, engineering bay yapabilecek durumdayız. Not enough minerals.
Marine May'miş. Starcraft 2'de A'da A'ya basıyorum, neden olmuyor diyorum kendi kendime. Ha, bir tane ile kaçırdım. Bakalım şimdi, herhangi bir bina ekstrası gelmedi. Yok. Şu anda supply depot yapmaya da ihtiyacım yok. Toplasın daha paraları. Rainer'ı burada bırakacağım, güvenli yerde. Kendini koruyabilir diye düşünüyorum. Bu arkadaşlarla ufak ufak keşfe çıkalım bakalım. Şuraya da... Bunlar da üretmeye devam edeceğiz. Steampack gelmiş, o da akademi istiyor yine. Sanırım bu ada bizimiz. Burada Zerglingleri görüyoruz. Bu ara bizim alien diye tabir ettiğimiz şeyler genelde Protosslara söylediklerini düşünüyordum ben, ama sanırım Zergler için kullanıyorlar. Evet, bir unit kaybettim. Şuradan bir unit kompanze edelim. Kaybetmek istemeyiz. Jacked up and good to go. Rock and roll. Go, go, go. Let's move. You want a piece of me, boy? Evet, Hydralisk'leri gördük şu anda. Hydralisk'ler Zerg'lerin range unitleri, yani bizim marinler gibi. Milli'yi vurmayacaklar, yakından vurmayacaklar. Burada bir gas station daha bulduk. Genişlemek istersek şayet, bu bölümde çok olacağını düşünmüyorum ama buraya geleceğiz. Oo, efsane müzik çalıyor yine. Ne zaman duysam heyecanlanırım. Gördüm o haritadaki Zerglingleri. Zergling ya da işte Zergleri turuncu olarak. Şuraya geri dönelim. Hem birkaç marine daha alalım yanımıza. Bunları da üretime başlasınlar. Şurada biraz bekleyebiliriz açıkçası. Onlar gele duruyor. Hatta iptal edip oradan gelecek mineralle şöyle bir upgrade yapabiliriz. Bir sonrakinde de zırha veririz. Biraz yavaş mı gidiyor şu an? Oh evet. Bir unit daha kaybettik. Bir unit daha kaybedeceğiz gibi. Şu kırmızı abi çünkü zor durumda görünüyor. Ve bu arkadaşlar Zerglerin yayılması için gerekli olan şey adı aklıma gelmiyor ama mor alan bunların üzerine bina kurabiliyorlar. Bunların üzerinde daha güçlü oluyorlar, daha hızlı oluyorlar, daha çabuk heal oluyorlar vesaire vesaire. Şu da aklıma gelmedi, aklıma geldi söyle. Creep, creep. Tamam. Burada bir bunker var. Evet, birkaç SCV bunun içine saklanmış. Evet, bunları kontrol edebiliyor muyum? Evet, edebiliyorum. Bunun içinde unitlerim kaldı ama...
şu mor ünitler de sanırım benim olacak. Evet. Şimdi şu bunkerleri kullanmama müsaade etti sanırım ama şu anda etrafı geziyordum. Sadece bina kontrollerim vardı acaba, çözmüş değilim ama şu bitirmedi mi? Bitirmedi. Biraz daha devam edelim. Burada akademi falan da var çünkü. Neden firebat yapamıyorum hala bilmiyorum. Yes. Naturally. Firebat'lar şey sıktıkları için, ateş sıktıkları için zorklar üzerinde çok güçlü bir birlik. İleride bolca kullanacağımı düşünüyorum ama ben marinleri seviyorum yani. Tanımalı abileri. Çok seviyorum abi. Çok sık kullandığımı göreceksiniz. Şurada biraz duralım. Sayımız azaldı. Arkadan gelecekleri de katalım orduya. Bir yandan da büyümeye devam edelim. Evet abi, bir upgrade'imiz bitti. Şu anda şuna basacağım. Zırhımız da güçlensin. Burada madenimiz de bitiyor. Neyse ki burada var. Çok dert etmeye gerek yok. Kalabalıklaştık. Yeterli olacağını düşünüyorum. Gidelim. Sayımız yine biraz azaldı. Üretime devam. Evet, şu an askerlerimizi kaybetmiş durumdayız. Şurada tekrardan bir toparlanalım. O ta yola aşağı gidecek. Evet, bu ünitler bana dönmedi çünkü. Not enough minerals. You want a piece?
piece of me, boy? You want a piece of me, boy? Ben genelde öyle bu şekilde rahat da oynuyorum. Zaten çok zorluk seviyesini arttırmıyorum. Yaşaması gereken unit'i böyle base'de bırakıyorum ya da korumalı bir şekilde bırakıyorum. Gerçi güçlü bir birlik aslında, Jame Rayner. Ama yine de riske girmiyorum bu anlamda. Evet, büyük ihtimalle şu ada da, yani şu parsel de Zerg'lerin son kalesi gibi duruyor. Bu ara Zerg'ler bu kriplerin içine de saklanabiliyor. Bir anda bunun üzerine gezerken dikkatli olmak lazım o yüzden. Evet, burada bir yozlaştırılmış değil, infest edilmiş, böyle ele geçirilmiş bir command center var. Bunu da sanırım evet patlatmamız gerekiyor. Büyük ihtimalle bu da son bina zaten. Merhaba Pakistan, StarCraft oynuyoruz, ekrana mı bakıyorsun? Evet, şu anda hiç Zerg birliği kalmadı. Evet, bir mesaj geldi. By destroying a vital Confederate installation, you and your men have violated standing colonial law. O yok edilmemesi gereken bir konfederasyon binasıydı diyor Dük. Şu anda diyor tutuklusun diyor. Are you out of your mind? If we hadn't burned that damn factory, this entire colony could have been overrun. Jim Rayner de diyor, eğer biz orayı yakmasaydık diyor, bütün koloni zehirlenmiş durumda olacaktı diyor. Didn't come here to talk with you. Now throw down them weapons. Diyor, yani şu an silahlarını teslim et diyor. Şu an konuşmaya gelmedim seninle diyor. O da kıçımın konfederasyonunda diye çantardı özetle. Evet, şu anda Jim Rayner'ın konfederasyondan çıkışıyla sonuçlanan bir bölüm oynadık. Bakalım bir sonraki bölümümüz ne, bizi neler bekliyor. Bir devriye gezisindeyiz şu anda, evet. Videolarda ben kameramı kapatıyorum biliyorsunuz. Hemen şöyle 2 dakika bekleyeyim beni. Tamam, yorumlamaya devam edebilirim. Aa, en sevdiğim videolardan biri bu. Hey Sarge, why we always gotta listen to this shit for anyway? Cause I'm in charge, that's why. Oh, it don't seem like no good kind of reason to me. Hey, what's that? Hold on a second. Zorfing'e çarptılar öyle boş muhabbet yaparken. Looks like you mashed some poor feller's dog, Sarge. It's a Zerglin, Lester. Smaller type of Zerg. But he can be out this far unless... Oh, shit. I love you, Sarge. Genelde tek başlarına bu kadar uzağa gelmezlerdi. Bir şey olmuş olmalı diyor. Zaten tek başlarına da gelmemişler. Şu briefing'i de ben size bir kamerasız anlatalım. I got your message, Magistrate. And frankly, I don't care what you have to say about Confederate regulations. You damn fringe world yokels are all alike. Don't know where your loyalties lie. Y'all have a real good day now, you hear? Transmission ended. Dük saçmaladı, konfederasyona bağlı kalmalısınız falan. Görevimizin ana amacı 30 dakika hayatta kalmak. 30 dakika birlikteyiz anlamına geliyor bu da. Evet,
Their liaison is holding online. Good day, Magistrate. Şu anda Sons of Kor Hal'dan bir birisi bağlandı. Bunlar da pek arası iyi değil konfederasyonda. It's never been our practice to operate in any one place for long, but these Zerg don't look like they're going to wait. I'm going to make you an offer, Magistrate. I'd like to help you out by sending down a number of transports to your colony and evacuating. Şu anda bu gezegenden kurtulmamız için yardım eli uzatıyor gibi görünüyor. The organization operates outside the bounds of Confederate law. That's why they spread their lies and misinformation. Yani duruşunu sergilemenin zamanı geldi tarzında bir intimidasyon atıyor bakalım. It's a chance to save those people. Time to make a stand, Magistrate. Ending transmission. Priority alert. Evacuation zone under attack by Zerg forces. Distress beacon activated at 12:20. Evet, briefing sona erdi. Bakalım. Kurtarılmayı bekleyeceğiz sanırım 30 dakika boyunca. Biz geri gelelim, geldim. Hey, this thing's on fire. You ought to send an SCV out here to repair it. Evet, burada bize tamiri öğretiyor. Süremiz başladı. Mümkün olduğunca asker yapıp, gerekli yerlere bunker yapıp savunma sağlayacağız. Çok fazla atağa çıkmamamız gerekiyor aslında. Bunkerlerin içi boş, aslında marinleri doldurabiliriz içine. Benim bildiğim kadarıyla 4 birlik alabiliyor. Vulture'larla maden bırak, mayın bırakmayı düşünüyorum, özür dilerim. Machine shop yapmamız gerekiyor. O zaman yeni binalar gelmiş demektir bu. Evet. Build a factory. Akademi de gelmiş. Bir kadar mineral yok. Şu birlikleri şimdi içine sokalım. Sen de gel. Akademimiz var. Siz yüksek alana çıkın bir. Sen bize bir rafineri yap. Hoş geldin. Evet, kayıttayım. I read you.
Sadece Vulture mu yapabiliyoruz merak ediyorum aslında ama. 100 gaza da ihtiyacımız var. Bir SCV daha yapalım. En stres olduğum bölüm tarzlarından biri ya. Şu kadar süre hayatta kal, neyin geleceğini bilmiyorsun falan. Bakalım. Böyle tutulursam kızmayın yani. Evet, fabrikamızı yapabiliyoruz. Fabrikalar şu tarz birlikleri yapmayı sağlıyor. İşte tank falan da buradan yapacağız ileride. En sevdiğim birliklerden biri de tanklar. Kaybetmeyelim. Biraz daha şu tepelere bunkerler kurmayı düşünüyorum. Sanırım yapamıyorum ama. Yalnızca ikinci yardımcı bunkerler yapabilirim. Şuraya bir tane daha yapayım. Daha sonra alt tarafa bir tane daha yaparım. Üstte artık askerler dururlar o şekilde. Supply depot'a ihtiyacım olacak. İşini bitirdi. Bir bunker daha yapabilir miyim? 92. 100'e ihtiyacım var. 100 minerale ihtiyacım var burada. Evet, şu anda yapabiliyorum. Şuraya bir bunker daha kondurayım. Machine shop dedi. Bunun ekstrası. Binaya yanına ekstra bir şöyle küçük bina daha çıkacak. Dedi ama... Nerede kaybettim? Bilmiyorum. Vardı mineral. Bir anda gidiverdim. Ya da ben yanlış gördüm. Şöyle şu anda binaya ekleme çıkıyor. Bu sırada üretim de yapamıyorum. Evet, supply depot gerekecek onun için de. Uçan birlikler geldi. Vulture'lar evet şu anda maden bırakabilir hale gelecek ama bu geliştirme yapmamız lazım ve Vulture'ları biraz hareket kabiliyeti sağlıyor ve şu anda Vulture yapabiliyoruz ama üretim bandımız biraz zayıf şu an bunun için. Ben onun yerine marinleri güçlendireceğim. Kendime güvenim artınca şuralara doğru yola çıkarım yavaş yavaş diye düşünüyorum. Ama şu anda ana amacım 20 dakika daha hayatta kalmak. 20 dakika sonra bölüm bitecek ama dediğim gibi yani biraz daha geliştirebilirsem savunmamı, kendime güvenim artarsa bu anlamda yol veririm ve şey yaparım yani ilerleme kaydederim.
Bakalım. Çünkü biraz daha maden atmak istiyorum aralara. Maden deyip duruyorum ya ben mayınlara. Mayın atacağım. Şu şeylere, giriş yerlerine. Evet, orada bir bina bitti. Çıkabilecek mi oradan? Çıkabiliyor güzel. Evet. Mayınları geliştiriyoruz. Şu anda mayın yapabilecek. Bu geliştirme bittikten sonra bir ordu daha geldi. Şu anda bina tamam, sağlam. Çok da gitmemiş. Tamam. Gergin bekleyiş. Sırada asker basabilirim. Aslında Firebat da basabilirim bir iki araya ama dediğim gibi ben marinleri çok seviyorum. Bu güzel bir geliştirmeymiş. Bunu da yapalım. Marinlerin range'ini arttırıyor. 150 mineral ve 150 gaz istiyor. Bakalım. 18 dakika kaldı. Acaba ne gelecek? Evet. Geliştirme bitti. Burada boş olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Bunlar ölecek büyük ihtimalle. Şu bina yanmaya başladı. Buna bir SCV getirip tamir ettim. Ben de şuralara mayın döşeyim. Evet, her Vulture 3 mayın bırakabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, bir geliştirme bitti. Şu an buna ihtiyacım yok. Şunu istiyordum ben, evet. Ama çok tamir ihtiyaç yok. Şu sanırım. Gel buraya. Şu an marinlere çok defansif bir şey yapmaya da gerek yok. Şuralara bir mayın döşeyim. Savunmamız dayandı ama binamız yanıyor. Onu hemen tamir edelim. Asker üretmeye de başlayalım ufaktan. Bir adet Vulture yapacağım ama bekleyecek o biraz. 15 dakikamız kaldı. Bir adet daha Vulture yapıp oraya çünkü mayın döşemeyi de düşünüyorum. Aa, şunu da tamir ediyor. Evet, şu anda range'leri arttı. Dışarıda askerlerimiz olduğu için onlara zırhlarını da güçlendirmek istiyorum ama şu anda toplamamız biraz zayıf. Gaz yeterince var diye düşünüyorum. Çünkü bir yandan devam edecek. Tek marine, tek SCV yeter oraya. Şu arkadaş biraz daha yardımcı olsun. Maden toplamaya. Maden. Mineral toplamaya.
Evet, askerlerimiz çıkmaya devam ediyor. Şuraya da bir tane konuşlandıralım. Şuraya da bir tane konuşlandıralım. Bunlar tabi. Gel bakalım. Mültecilerin hayatı bize bağlı. No, 13 dakika daha hayatta kalmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, dediğim gibi şu anda ben kendimi çok güvende hissetmiyorum. O yüzden açılmayacağım, bekleyeceğim onların gelmesini. Bir yandan da asker olarak gelişmeye devam edeceğim. Çünkü 12 dakika sonra, yani 13 dakika sonra nasıl bir orduyla karşı karşıya kalacağımı bilmiyorum. Burası çok yukarıdan saldırıyor ya. Bakalım bakalım buraya yukarı yapabiliyor muyuz bunlardan? Yapamıyoruz. Şu üst tarafları kurulabiliyor olsak çok güzel olurdu ama. Şunun tamirinden sonra şuraya bir turret daha yapayım. Mars Sarayı savunuyorum bebeğim. Valla yaparsan içerim ya. Yok. Yani interneti aradım. Evet, bir sıkıntı görünüyor upload'umda. Çözmek için ekip göndereceğiz dedi ama işte akşam... Akşam giremezsek sabah geliriz dedi. Dedim sabah çalışıyorum ya. Yani. 9'a kadar da gerek yok canım, niye yani? Yo, hafta sonu çalışıyorlar, bekle. Yarın akşam arayıp şey yapacağız tekrar. Until dropship arrival. Evet, geminin gelmesine 10 dakika kaldı diye uyarı yedik. Burada bir ya ufak çaplı çatışmalar mı yaşandı? Not enough minerals. Orders, Captain.
Vulture'lar daha hızlı hareket etsin ya. Sıkıntı yok. Minerallerimiz gelsin. Bunları yönlendiririz. Bir supply depot daha yapacağım. Give me some inci. Bana biraz dert ver. Çözeyim hemen ortadan kaldırayım. You want a piece of me, boy? Benden bir parça mı istiyorsun oğlum? Steampack şuraya gelecek, yeni yetenekler olacak bizim marinlerin. Firebat'lere de geliyor bu. Akademide yapmamız gerekiyor. Buna basınca bir miktar canları gidiyor bizim marinlerin, yani askerlerin, ama vuruş güçleri, hızları falan artıyor. Aslında bayağı kullanışlı yani. 6 dakika kaldı ve ben hala güvende hissetmiyorum. Neden acaba? Korktuğum için olabilir. Korkuyorum. Saldırısı gelirse savunması kalacağız. Şöyle bir şey gayet. Mamisil. Research complete. Tamam, steampacklerimiz de oldu. Seçtiğimiz birlikte T olması lazım. Evet, T'ye basınca bir miktar canları gidecek ama vuruş güçleri artacak. Üret. Boşuna yapmadık o supply depotları. Aa, bu burada mı kaldı? You want a piece of me, boy? Standing by. 5 dakika kaldı. Aslında şu anda güzel bir savunma sağladım diye düşünüyorum. O yüzden açıklamaya da gerek yok. Kısa bir süre, 5 dakika. Şu anda bütün geliştirmeleri falan da yaptım diye. Evet. Demek ki süre onun için yeterliymiş her şeye. Bir şey yapmadan. Geçirmiyor seni böyle. Gelin ulan. Koydum ka. Evet. Benden bir parça mı istiyorsun çocuğum? Aşkım, alışamadım mı yıllardır? Mikrofon tek yere bağlı. Yok, konsept sohbet ediyoruz. Yani yukarıdan bir zork birliği geldi bu sırada. Mayınlarımız çalışıyor, takık takık, ama erken öldükleri için de
ihtiyacımız olmuyor. Şu anda çok bu platforma yakın geçmediler, o yüzden bu bunkerler ve vulture'lar olayı çözdü. Dakika kaldı. Marsara bölge 7. Geleceğim madenliyoruz, geleceği çıkartıyoruz. Mining. İşte bak tabelada öyle yazıyor. Şimdi burada mahsur kalmış mültecileri kurtarmaya çalışıyoruz. 30 dakika içinde bir kurtarma gemisi gelecekti. 2 dakikası kaldı. Zerg tarafından da işgal edilmekte gezegen. Bu remastered'ın grafikleri çok güzel olmuş. Detaylar falan bayağı uğraşılmış yani. Ooo, bir dakika. Böyle çok büyük bir baskın bekliyorum ama büyük ihtimal gelmeyecek öyle bir şey. O yüzden böyle fazla ihtiyatlı davranmış derken aslında beklediğim bir şey geldi. Aman tanrım. Hala giriyorlar. Saniye kaldı. Üst taraftaki savunma hattımın tamamını kaybettim ya. Manx'in gemileri geldi, evet. In, 30 dakika hayatta kalmayı başardık. Heyecanlandığım kadar da varmış aslında. Yani biraz böyle daha gevşek davransaymışım mesela. Üst taraftan çok rahat girdiler yani. Öyle çok da tedbiri elden bırakmak iyi değilmiş. Belki de bilmiyorum yani, saldırmadığım için ya da atağa kalkmadığım için rahatça böyle büyüyüp ordularını genişletmişlerdir, onu bilmiyorum ama yarım saat hayatta kalmayı başardık. Şimdi briefing'i alalım. Evet, bir disk alacağız, bir data için, bilgi için. Konfederasyon network'üne sızacağız. Rainer hayatta kalacak. Arcturus'un oğlu beni prison ship. Apparently they're as frustrated with the Confederates as we are. I know their reputation, but they seem to be on the level. I think Arcturus wanted to speak with you. Tabii biz de bir kumandan olduğumuz için şu anda bizi ikna etmeye çalışıyorlar. Jim Raynor kabul ediyor istediği şeyi. Arcturus Manx bu görevi bizden istiyor çünkü yardım etti bize. Hiçbir yardım karşılıksız gelmez. Retrieve whatever design or weapons schematics that you can find in their networks. Bir silah peşindeler ya da bir ne yaptıklarını bilmiyorlar daha doğrusu. İşte bu bilgilere erişmeye çalışıyorlar. Şu anda Sons of Korhal'la Colony arasında, yani Colony demeyeyim de Konfederasyon arasında kalmış durumdayız. Briefing bu yönde, ancak bu maceraya bir sonraki bölümde
devam edeceğiz. Dostlar diyoruz. Bu bölümlük bu kadar. Arkadaşlar, Jim Raynor'ı bir görevde sağ tuttuk. Daha doğrusu Mars Hara'nın istilası, Zerg istilası sırasında Konfederasyon'un patlatmasını istemediği bir binayı patlattık ve bundan dolayı Konfederasyon'la aramız açıldı. Mars Hara'daki mültecileri kurtarmaya da Sons of Korhal'dan Actorus Manx geldi. O çok ileride başımıza iş açacak. Adını sıkça duyacağız. Ve şu anda Actorus Manx'e borcumuzu ödemek üzere onun istediği bilgileri Konfederasyon'dan alacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.